Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıktan da gördüğünüz üzere dostlar, bayağıdır zaten Zul oynuyoruz yıllardır. Ama ayarlarımı genel olarak göstermemiştim. Dedim ki kardeşlerime şu benim kullanmış olduğum çözünürlüğü vesaire diğer ayarları bir göstereyim. Çünkü yorumlarda yazmışsınız abi artık bilgisayarım işte Zula'yı kaldırmıyor. Artık abi Zula oynayamayacağım. Abi bilgisayarım kötü falan yazıyorsunuz. Ben de dedim ki ben kardeşlerim için güzel bir ayar videosu çekeceğim. Kendi ayarlarımı göstereceğim. Yapmaları gerekenleri onlara söyleyeceğim. Hem FPS'leri artacak hem de biraz da olsa donmalardan kurtulacaksınız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstümüzde Zula var. Buna hemen arkadaşlar bir sağ tık yapıyoruz. Sonra diyoruz ki dosya konumunu aç. Hemen şöyle bir dosya konumunu açalım. Eğer sizde masa üstünde Zula yoksa tamam üzülmeyin. Sizler için de var. Arkadaşlar Zula'yı nereye kurdunuz? Önemli olan o. Geleceksiniz başlata. Zula yazacaksınız. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Okey. O zaman arkadaşlar gideceksiniz hemen şöyle açacaksınız bilgisayarınızı. Bilgisayarınızda bak bende neredeymiş mesela? C'de Zula dizininde kaydedilmiş. Siz de geleceksiniz arkadaşlar. Bu bilgisayarımı açacaksınız. Şöyle tıkladık. Herhalde siz C dediniz. Ya program dosyalarındadır. Veyahut arkadaşlar program files'tadır. Burada bir yerde Zula olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi benim neredeymiş direkt ana dizinde Zula olarak gördüğünüz gibi var. Şimdi burada arkadaşlar yapmanız gerekeni size söyleyeceğim. Önemli bir dosya var burada. Şimdi bu game'in içerisine tıklıyorsunuz. Game'den sonra arkadaşlar şöyle config dosyasını gördünüz. Bakın yapılandırma ayarları ve metin belgesi var. Yanlış anlamayın. Hemen şöyle. Hemen bu config'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Sizde açılmazsa arkadaşlar hemen şöyle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki birlikte aç kardeşim diyeceksiniz. Buna sağ tık yaptıktan sonra buradan not defterini seçeceksiniz. Eğer açılmayan arkadaşlar varsa. Şimdi burada Zula'daki tüm ayarlarımız mevcut arkadaşlar. Bunu otomatik olarak şöyle sizlere de göstereyim. Burada mesela ana başlık koymuş grafik. İşte ondan sonracığıma dosya, file demiş. Sonra işte ekstra, ıvır zıvır ses bilmem ne falan filan. Bütün ayarlarınız arkadaşlar bu metin dosyasında. Burayı çok fazla arkadaşlar kurcalamayın. Ama bazı ayarlamanız gereken şeyler var. Mesela burada benim çözünürlüğüm 1024'de 768. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Dilerseniz buradan da tuşlayabilirsiniz. Hani buradan da girebilirsiniz. Dosyaya müdahale edebilirsiniz. Veyahut oyun içerisinden de arkadaşlar zaten siz ayarları değiştirdiğiniz anda bu metin belgesi otomatik olarak değiştiriliyor ve bu şekilde kaydediliyor. Şimdi mesela FPS dock bazen arkadaşlar oyun içerisinde mesela bu FPS dock'u diyelim ki oyun mesela 120 olarak maksimumluyor, tamam mı? Hani siz 120'nin üzerine çıkamıyorsunuz ama buradan arkadaşlar müdahale ettiğiniz zaman FPS kilitleme burada tabii ki. Benimki mesela 200'de kilitlemiş. Yani 200'ün üstüne çıkamam. Sizde mesela bu 100'dür veya 150'dir. Hemen bunu 200 yapın, 250 yapın. Bu tamamen bilgisayarınızın özelliklerine bağlı arkadaşlar. Ondan sonra burada söylemem gereken başka ne varmış? Hatta ben kendi ayar dosyamı açıklamalar kısmına da koyayım. Siz oradan arkadaşlar isterseniz benim ayarlarımla oyuna giriş yapabilirsiniz. Şimdi bakalım burada başka anlatmam gereken bir şey var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Tabii ki buralar herkes de farklı arkadaşlar. Yani hepimizde aynı olacak diye bir şey yok. Burada her şey hepimizde apayrı. Mesela ben de burada bu değerler yazıyorken sizde farklı değerler yazabilir. Sıkıntı yok. Mesela burada mouse sensitivimiz var. Buradan ayarlayabiliyoruz dediğim gibi. Ben kendi dosyamı açıklamalar kısmına koyacağım. Onu indirip arkadaşlar geleceksiniz. Mesela şöyle masa üstünüze indirdiniz, doğru mu? Ben de bu arada varmış. Farz edin ki ben buraya attım onu. Şöyle. Hemen arkadaşlar alacaksınız, hop buraya taşıyacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki hedefteki dosyaları değiştir. Bu kadar. Basit. Bitti. Şimdi ikinci bir özellik arkadaşlar. Şimdi bu Zula dosyasının içerisine girdik. Tamam, okey. Burayı hallettik. Şimdi halletmemiz gereken ikinci kısım var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada masa üstümüzde ilk önce bir sağ tık yapıyoruz. Sonra diyoruz ki görüntü ayarları. Şimdi görüntü ayarlarımızı açtıktan sonra yapmamız gereken işlem arkadaşlar direkt hemen şöyle mouse'umuzun tekerleğiyle aşağı kaydırdık. Dedik ki ekran çözünürlüğü. Bunu arkadaşlar mümkün mertebe şöyle yapmaya çalışın. Bazı arkadaşlarımızın mesela şu şekilde oluyor. 1920'ye 1080. Yüksek çözünürlükte ana ekranı yüksek çözünürlük ama oyun içerisindeki çözünürlüğü farklı. Arkadaşlar bu böyle olmasın. Böyle yapmayın.
Mesela ben 1600'e 900 kullanıyorum. Ama her oyuna girdiğimde veya yayın açtığım zaman benim oyunumun çözünürlüğü neyse, mesela Zula'da örnek verecek olursak 1024'e 768. Hemen arkadaşlar bu ekran çözünürlüğümü de 1024'e 768'e çekiyorum ve o şekilde oyuna dahil oluyorum. Yani masaüstü ekranın 1600'e 900 iken oyun içerisinde 1024'e 768 yapmayın. Arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman hemen şu çözünürlüğünüzü değiştirin arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu da mutlaka yapın. Bunun da avantajı var. Şimdi burayı da hallettikten sonra artık oyun içerisine girebiliriz. Oyun içerisindeki ayarlarımı size göstereyim. Zaten config dosyasında tüm ayarlarım mevcuttu. Ama bir de görsel olarak arkadaşlar isterseniz oyun içerisindeki ayarlarıma da bir göz atalım. Arkadaşlar şimdi oyun içerisine girdim. Oyun içerisindeki ayarlarım bu şekilde. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bunu söylemeyi unuttuk. Şimdi arkadaşlar mesela ben yayın yaptığım zaman bazen arkada Windows güncelleştirme yapıyor veya işte virüs taraması yapıyor vesaire. Bunlar arkadaşlar işlemciyi zorlayan şeyler veya RAM'i zorlayan şeyler. Yani bu tür olaylar belki bilgisayarınızda sürekli olabilir. Ben mesela bazen kapatmak zorunda kalıyorum. Ha, bunu tabii ki önermiyorum. Ama mesela yeri geldiği zaman bazen antivirüsü kapatabilirsiniz oyuna girdiğiniz anda. Ha, oyundan çıktığınız zaman tabii ki de antivirüsü tekrardan devreye sokun, ama mesela bazen ben oyun içerisindeyken aşırı arkada tarama yaptığı için yayın yaparken çok zorluyor bilgisayarı ve bu sefer şey yapamıyor. FPS'im düşüyor, donuyor vesaire. Bazen bu tür durumlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela şu anda bakıyorum arkada çalışan herhangi bir şey yok. O yüzden FPS'imize herhangi bir sorun olmayacak. Bu arada buna bakmak için de görev yöneticisinden bakıyorsunuz arkadaşlar. Arka planda bir şey çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Şimdi oyunumuza girdik. Bu ayrıntıyı da söyledikten sonra bu önemli arkadaşlar. Yani kastığı zaman bazen diyebilirsiniz ki arkada bir şeyler oluyor diyebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar grafik ayarlarımıza. Ayarlar bu şekilde. Zaten config dosyasını size verdim. Config dosyasını attığınız anda tüm ayarlarınız bu şekilde olacak. Onu söyleyeyim size yani. Önemli olan o config dosyasını içeri dahil etmeniz. Yani göstermiş olduğum gibi taşıma işlemini yapmanız gerekiyor. Burada gördük 1024'e 768 tam ekran. Her şey kapalı arkadaşlar. Grafik seviyesi minimumda. Ses zaten şu anda grafikle bir alakası yok. Bunu o yüzden geçiyorum. Kontrollerde herhangi bir şey yok. Oynayışta herhangi bir şey var mı? Şöyle bir bakalım, kontrol edelim. Yok. Burada sadece fare hassasiyetini şöyle. Şimdi ben mesela 0250'de oynuyor olabilirim. Bu tamamen hem mouse'unuzla alakalı. Normal bir mouse kullanıyorsanız bu belki bir de olabilir veya daha düşük olabilir. İşte DPI ayarlı mouse'lar var şu anda popüler olarak arkadaşlar oyuncuların kullandığı. Mesela DPI'ni arttırıyorsunuz, hızı şu an 0250 mesela fare hassasiyeti. DPI'ni arttırdığınız zaman arkadaşlar uçuyor mouse. Ya bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Siz kendi DPI'nizi bulacaksınız. Mouse'unuzda öyle bir özellik varsa, normal mouse kullanıyorsanız da bu DPI'miş, ıvırmış, zıvırmış bunlara girmenize gerek yok. Fare hassasiyetinizi kendinize göre ayarlamanız lazım arkadaşlar. Zaten bunu ayarlarken de oyundan çıkmanıza gerek yok. Sürekli ayar yapabilirsiniz. 300'e alın, 350 alın, 450, 500. Ama şuna dikkat edin. Bazı arkadaşlarımız bu tabii ki FPS'in dışına çıkıyor arkadaşlar. Buna bir anda müdahale olduk ama ya bu fare hassasiyeti her zaman düşükte oynarsanız sizin için iyidir arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza dönelim tekrardan. FPS arttırmaya. Şimdi burada başka bir şey var mı? Yok. Başka da bir şey yok ya. Grafik ayarları bu. Başka da bir şey yokmuş arkadaşlar. Ha, config dosyasında grafiklerin altındaki şeyleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela kimisi 1 olur, 2 olur. Onları sıfıra çekin falan böyle deneyin. Sıkıntı yok. Üzülmenize gerek yok, korkmanıza gerek yok. Ayarları bozulmaz. Kurcalarsanız kurcalayın, sıkıntı yok. Tekrardan benim videonun altından indirirsiniz. Tekrardan o config dosyasını atarsınız. Ondan sonra yine olay çözülmüş olur. Sıkıntı yok. Yani kurcalayabilirsiniz. Yani çok da tabii abartmayın. Şimdi ayarlarımız da bu şekilde. İsterseniz bir gemi haritasına girip şöyle güncel FPS'e bir bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir gemi haritası hemen gördüm. Direkt yapıştırdım. Hemen şöyle şurada bir algımız vardı. Hemen onu da çektik arkadaşlar. Şöyle bir dahil olalım bakalım oyuna. Oyundaki FPS'imi sizlere bir göstereyim. Arkadaşlar sol üstte şu anda görüyorsunuz. 120'lerde, 130'larda falan filan. Değil mi? Şimdi oyun içerisindeyken de şöyle bir kontrolünü sağlayacağız. Tabii ki biraz böyle sağ sol yapacağız edeceğiz falan.
Sis yedik, flash yedik falan. Tabi bunlarda FPS düşüşü olur arkadaşlar. Bak şurada yukarıda biri var mesela. Bir çatışmaya girelim diyorum ama şu an 106, 90. Bu şekilde. Herhangi bir mesela kasma yok arkadaşlar şu an. Bende herhangi bir şu an kasma yok. Eğer çözünürlüğü düşük tutmanız her zaman sizin için iyidir arkadaşlar. Hadi dur kardeşim ya. Oo, nasıl vurdu? Gördük. Fight'a da girdik arkadaşlar. 90, 100, 120 bu şekilde gidiyor. Bunu 60 FPS'te de oynayabilirsiniz. Onda da sıkıntı yok arkadaşlar. Hop. Burada maksadımız gerçekten çözünürlük önemli. Oyundaki çözünürlüğünüz önemli. Masaüstü çözünürlüğünüz önemli. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası zaten sıkıntı yok. Hadi şunu da vuralım. Ondan sonra arkadaşlar hatta devam edebiliriz ya. Girmişken oynayalım. Şöyle. Bak 150 mesela. Bekleme ekranında 150'ye çıkıyor falan filan. Düşüyor, iniyor. Bir şeyler oluyor. Bu şekilde. Şimdi tamam, videonun konseptinden çıkmamak için arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar hoşunuza gittiyse, bunu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Abonemiz o kadar çok düşük ki abone olmamız lazım. Aboneyi arttırmamız lazım. Bol bol yorum atın ki diğer arkadaşların da önlerine çıksın ve bizle tanışsın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.